Siyasetçi körleşmesi diye bir şey var hayatta. Bir siyasetçi için şöyle bir iddia olabilir mi Gökmen Bey ya? İkinci tura bırakmak. Madem ikinci turda kazanacaksın arkadaş, ilk turda niye kazanacağım diyemiyorsun. Çünkü sokakta gördüğün şey o değil aslında. Ve gerçekten aslında burada bir itiraf var burada. Yani benim bütün amacım bu seçimi ikinci tura bıraktırmak diye bir şey olabilir mi? Kime hizmet ediyorsunuz ya? Niye bu seçimde ikinci tura bıraktırmak istiyorsunuz? Bütün varlığın bir bölen olmak üzere kurulabilir mi? İkinci tura bırakmak üzere kurulabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla ben zaman geçtikçe, halkın seçim yaklaştıkça tabloya bakacağını ve bu meseleyi ilk turda bitirerek Türkiye'yi bu saray rejiminden bir an önce kurtarma kararlılığını sandığa da yansıtacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey olabilir mi? Yani siz mesela Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağınızı düşünüyorsunuz ama partiniz barajı bile geçemiyor. Yani parlamentoda bir tane milletvekiliniz olmayacak ama siz Cumhurbaşkanı seçileceksiniz. Yani çocuk kandırıyorsunuz. Böyle bir matematik olabilir mi? İşte akıl dışı değerlendirmeler.